Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere boşaltım sistemini yani ürünel sistemi anlatacağım. Boşaltım nedir? Önce ondan bir bahsedelim. Boşaltım hücrede meydana gelen metabolik olayların sonucu oluşan artık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır diyoruz. Metabolik olaylar sonucu oluşan vücut için gerekli olmayan da zararlı maddelerin atılmasına ne diyoruz? Boşaltım diyoruz. Metabolizm sonucu oluşan yani solunum sonucu oluşan artık maddeler dışarı atılıyor. Neler bunlar bir bakalım. Örneğin karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit ve sudur diyoruz. Amonyak, üre ve ürik asit amino solunumda kullanılmasıyla açığa çıkan artık maddeler biliyorsunuz. Ve bunların atılması farklı yollarla, farklı canlılarda gerçekleşebiliyor. Şimdi baktığımızda boşaltımın gerçekleştirilmesine görevli yapı organlar üriner sistem şeklinde isimlendiriliyor. Nedir görevi bir bakalım. Bir, amonyak ve üre gibi azotlu artık bir vücut dışına atma. İki, kanın bileşimini hacmini ve pH derecesini ayarlama. 3- vücudun su ve tuz dengesini koruma diyoruz. Boşaltım sisteminin görevi. Bir, zehirli maddeleri atmak. iki kan bileşimini hacmini ve pH derecesini ayarlama. Ve üçüncüsü de su ve tuz dengesini ayarlamaktır diyoruz. Şimdi boşaltım sisteminin yani böbreklerimizin en önemli görevi bu. Azotlu atıkların atılması arkadaşlar. Şimdi amino ya da nükleik asitler solunumda kullanıldığında arkadaşlar unutmuyoruz. Solunum kavramını ele alıyoruz. Solunumda kullanıldığında ne oluşuyor? Amonyak meydana geliyor. Bu amonyak dediğim gibi farklı canlılarda farklı şekilde atılıyor. Sebebi ise su ihtiyacı olan canlılarda arkadaşlar amonyak farklı formlara dönüşüyor. Karada yaşayan canlılar, karada yaşayan omurgalılar arkadaşlar farklı şekilde atabilir diyoruz. Şimdi burada baktığımızda amonyak, üre ya da ürik asit gibi maddeler zehir durumuna göre, su kaybetme durumuna göre arkadaşlar farklı şekilde atılabiliyor. Örneğin amonyak çok zehirli bir madde arkadaşlar ve bunun için bol su gerekiyor. O yüzden genelde suda yaşayan canlılar azotlu atıklarını Amonyak şeklinde atıyorlar çünkü onların suya ihtiyaçları yok. İnsana geldiğimizde insanda amonyağın zehir etkisini korunmak ve su kaybını azaltmak için amonyak karaciğerde neye çevriliyormuş? Üreye çevriliyor. Çevrildiği yer neresi? Karaciğer arkadaşlar. Böbreğin çevrim olayında herhangi bir görevi yok. Bunu unutmuyoruz. Karaciğer amonyağın üreye çevrildiği yerdir. Ve bunu nasıl yapıyor karaciğer arkadaşlar? Ornitin döngüsüyle yapıyor. Bunun için ne kullanılıyor? Karbondioksit ve ATP kullanılıyor arkadaşlar amonyak karbondioksit ve ATP yardımıyla üreye çevriliyor. Bu ornitin dö döngüsü şeklinde isimlendiriliyor arkadaşlar ve üre böbreklerden ne yapılacak? Dışarı atılacak. Şimdi bunları karşılaştıralım biz. Amonyak zehir oranı fazla olduğu için fazla miktarda suyla atılıyor arkadaşlar. Zehir oranı azaltıp arkadaşlar su kaybını ne yapıyor canlılar? Azaltıyorlar. Üre şeklinde atanlar var. Zehir oranı ne oldu? Azaldı arkadaşlar. Ya da ürik asit şeklinde kristal halde atanlar var. Zehir oranı ile arkadaşlar su kaybı doğru orantılıdır diyoruz. O zaman şöyle sıralayalım bir. Zehir oranında en fazla zehirli olan amonyak. Daha sonra üre en az ise arkadaşlar neymiş? Ürik asitmiş. Biz zehir oranıyla su kaybını arkadaşlar doğru şeklinde alıyoruz. Birbiriyle arkadaşlar doğru orantı olarak alıyoruz. Ne kadar zehirli ise o kadar suyla atılıyor. O yüzden amonyak en zehirli olan gaz arkadaşlar. Gaz şeklinde atıldığı için çok fazla su gerekiyor. Ürik asit ise kristalize şekilde su kaybı ne oluyor? Minimuma indiriliyor. Şunu unutmayın. Canlı su kaybetmek istemiyorsa arkadaşlar. Su kaybetmek istemiyorsa diyoruz. ne yapmak zorunda? Dönüşüm için ATP harcamak zorundadır arkadaşlar. Yani canlının suya ihtiyacı varsa amonya ürü ya da ürik çevirecek. Onun için de ne yapmak zorunda? ATP harcamak zorundadır diyoruz. Bir örneğimiz var bakalım. Aşağıdaki grafikte metabolizma sonucu oluşan azotlu atıkların zehirlilik oranları gösterilmiştir diyor. Şimdi Buna göre demiş, X, Y, Z azotlu atıklarını vücuttan uzaklaştırılması için kullanılan su miktarının azdan çoğa doğru sıralayınız diyor. Ne demiştik biz? Zehir ne kadar çoksa, zehir oranı ne kadar çoksa su kaybı o kadar fazlaydı arkadaşlar. En zehirli olan neydi? Amonyaktı. Sonra üreydi arkadaşlar. En son ürik asitti. Ne demiştik? Zehir oranıyla su kaybı doğru orantılıydı. Bizi azdan çoğa diyor. O zaman en az x arkadaşlar. Daha sonra z en fazla y diyoruz. Tekrar ediyorum. Zehir oranıyla su kaybı doğru orantılıdır arkadaşlar. O yüzden bir madde ne kadar çok zehirliyse atılabilmesi için o kadar su gerekir diyoruz. Şimdi geldik ürünler sistemin yapılarına arkadaşlar. Boşaltım sistemin yapılarına. Dört kısma ayrılacak bu. Bir böbrekler, İki, üreter dediğimiz idrar kanalı arkadaşlar, idrar toplama kanalı. Üçüncüsü, idrarın depolandığı mesane. Ve dördüncüsü arkadaşlar, idrar boşaltım kanalıdır diyeceğiz. Şimdi burada bir cep notumuz var, bunlar önemli biliyorsunuz. Dişilerde üretreden sadece idrar atılırken erkeklerde üretreden hem idrar hem de sperm atılıyor. Buna ürogenital sistem diyeceğiz arkadaşlar. Üreme sisteminde de bahsetmiştik zaten bundan. Evet, Şimdi üriner sistemimizin genel görüntüsü bu. Böbrekler arkadaşlar, sağ ve solda olmak üzere iki tane böbreğimiz var. Fasulye tanesine benzeyen ve birbirine dönük şeklinde. Onlardan çıkan kanallar var. Bu kanala üreter diyoruz. Üreter oluşan idrarı mesaneye getiriyor. İdrar kesesi diyoruz arkadaşlar mesaneye ve daha sonra üretra'dan ne yapılıyor? Vücut dışına atılıyor. Böbreğimizin daha ayrıntılı görüntüsü arkadaşlar. Daha ayrıntılı görüntüsü ve bu görüntüye baktığımızda Damarlar var giren ve çıkan damarlar. İçinde arkadaşlar böbreğin içerisinde farklı kısımlar var. Ve böbrekten çıkan bir üreter dediğimiz arkadaşlar idrar toplama kanalı var. En sağdaki görüntümüzde arkadaşlar bir nefronun yapısı. Böbrek arkadaşlar nefronlardan meydana geliyor. Yapı bu şekilde arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Evet böbreklere bakalım arkadaşlar. Karın boşluğunun arka tarafında diyor bel hizasında omurganın iki yanında bir çift organdan meydana geliyor. Kalpten çıkan oksijen ve üre bakımından zengin kanın yaklaşık %25'i böbreklere geliyor arkadaşlar. Böbreklere kan getiren damar biliyorsunuz böbrek atar damarı. Üre bakımından kirli kan arkadaşlar bu ama oksijen bakımından zengin, zengin kandan bahsediyoruz. Böbreklerde üre bakımından temizlenen kan böbrek toplar damarıyla böbrekten götürülüyor. Biliyorsunuz organlardan toplar var çıkıyor. Bu kalbe gidiyor arkadaşlar. Böbreklerden de çıkan damarımız böbrek toplar damarıdır. Üre ne oldu? Böbreklerde dışarı atıldı. O yüzden böbrek toplar damarında üre oranı azaldı arkadaşlar. Böbreklerde salgılanan elektroprotein hormonu. Yani böbreklerin hormon salgılama görevi de var arkadaşlar. Bu elektroprotein hormonunu daha önce sindirim sisteminde karaciğerin yapısı olarak da görmüştük. Görevi olarak da görmüştük arkadaşlar. Nedir görevi? Kan hücresi yani al yuvarların üretimini uyarmaktı arkadaşlar. %90'ı buradan %10'u ise karaciğerden salgılanan bir hormondu bu. Uzun süreli açlıkta gliserol ve amino asitlerden glikoz sentezleyerek kana verildi. Yani dönüşüm olayları böbreklerde arkadaşlar gerçekleşebiliyor. Böbreğin görevi neymiş? Kanın süzülmesini sağlamak arkadaşlar. Süzülme olayı yani artık maddelerden temizlenme olayı böbreklerimizde gerçekleşiyor. Her böbrekten çıkan arkadaşlar bir kanal var üreter diyoruz buna yani idrar kanalı diyoruz. Böbrekte oluşan idrarı nereye götürüyor arkadaşlar? İdrar kesesine yani mesaneye götürüyor. Üçüncü kısmımız mesane. İdrarın belli bir miktar arkadaşlar depolandığı kısım. Bir kese şeklindedir arkadaşlar ve düz kaslardan oluşmuştur bu. İdrarı bir kısa süre depolar dedik arkadaşlar. Üretra ise yani son kısım idrar boşaltım kanalı yani dış idrar kanalı diyor. İdrarı vücut dışına atan yapı arkadaşlar üretra şeklinde isimlendiriliyor. Böbrek, üreter, mesane ve üreterden oluşuyor arkadaşlar. Bizim üriner sistem yani boşaltım sistemimiz. Örneğimize bakalım. Sağlıklı bir insanda görevlerini yerine getiren üriner sistem yapıları hangileridir diyor. Kanı süzerek idrar oluşturan organımız arkadaşlar böbreklerdir. İdrarı bir süre depolayanlar arkadaşlar. Depolama olayını kim yapıyordu? Mesane yapıyordu. İdrar kesesinin idrarı idrar kesesine taşıyan kimdi? O da üreterdi arkadaşlar. Üreter ile üretra dibine karıştırmıyoruz. Üreter böbrekten çıkan idrarı mesaneye getiriyor. Üretra ise mesanedeki idrarı arkadaşlar vücut dışına atıyor. Böbrek yapısına geldik. Böbrek arkadaşlar 3 kısmından oluşuyor. Dıştan içe doğru arkadaşlar. 3 kısmından oluşuyor. En dışta kabuk bölgesi, daha sonra öz bölgesi ve havuzcuk dediğimiz kısımlar arkadaşlar. Ne diyor burada? Dış kısım bağ dokudan yapılmış bir zarla çevrilidir diyor böbreğin dış kısmı arkadaşlar. Kabuk korteks kısmı diyoruz. Öz medulla ve havuzcuk dediğimiz arkadaşlar pelvis kısmından meydana geliyor böbreklerimiz dıştan içe doğru. Peki ne yapıyor bu kısımlar? Kabuk bölgesine bakalım. Bu kısımda böbreğin işlevsel birimi olan nefronun bazı bölümleri bulunur diyoruz. İdrar oluşumunun bir kısmı burada gerçekleşiyor. Örneğin süzülme olayı arkadaşlar burada gerçekleşecek. İkinci kısım öz kısmı yani medula dediğimiz kısım. Burada nefronlarda oluşan idrarın havuzcuğa taşınmasını sağlayan toplama kanalları var. Bakın bir böbrekten çıkan toplama kanalı var. Buna diyor, Üreter diyoruz. Bir de böbreğin içerisinde arkadaşlar havuzcağa giden yani idrarın havuzcuğa taşındığı toplama kanalı var. Bunlara piramit kanalları da diyeceğiz arkadaşlar ya da Malpighi kanalları kanalları diyoruz. Toplama kanallarının bir araya gelerek oluşturduğu yapıya Malpighi piramitleri diyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi toplama kanalı, piramit kanalları ya da Malpighi piramitleri şeklinde arkadaşlar isimlendiriliyor. Görevi oluşan idrarı havuzcağa taşımak. Havuzcağa geldiğimizde Kabuk bölgesinden gelen idrarın biriktiği kısımdır diyoruz. Böbreğin içerisinde, böbreğin içerisinde arkadaşlar, havucukta idrar birikiyor. İçeride sıvının bileşimi dışarıya atılan idrar ile aynıdır. Yani bu bölgeden sonra herhangi bir değişiklik meydana gelmiyor. Emilme ya da salgılam olayı arkadaşlar burada yok. O yüzden atılan idrar ile havucukta biriken idrarın bileşimi tamamen birbirinin aynısıdır diyoruz. Bakalım notumuza havucukta biriken idrar sırasıyla üreter, idrar kesesi ve üretra ile ne yapılıyor? vücut dışına atılıyor. Evet sorumuza bakalım. Bir böbreğin yapısı gösterilmiş arkadaşlar. Bir ile gösterilen atar damarımız. iki ise arkadaşlar toplar damarımız. Bu ise neydi? Üreterdi arkadaşlar. Bu da böbreğin içerisindeki yapılar. Burası havuzcuk. Burası da arkadaşlar bir nefron. Şimdi bakalım hangisi yanlıştır demiş bize. Birin içindeki kan yani atardamardaki kan oksijen bakımından temiz, azotlu atık bakımından kirlidir. Bu doğru arkadaşlar. Ne demiştik biz? Atardamarlar oksijen bakımından zengindi. Böbreğin görevi üreyi atmaktı. O yüzden üre bakımından ya da azotlu atık bakımından zengindir arkadaşlar böbrek atardamarı. İkinin içindeki kanın üre oranı birden düşüktür diyor. Doğru. Çünkü birle gelen ürenin bir kısmı idrarla atıldı bir kısmı tekrardan kana verildi. O yüzden toplardamarda bir miktar üre vardır. Üçün yapısında nefronlarla bağlantılı toplama kanalları bulunur diyor. Doğru arkadaşlar. Toplama kanalları ne yapıyordu? Oluşan idrarı havuzcağa taşıyordu. Dördün içindeki sıvının bileşimi beşininkinden farklıdır demiş. Biz ne demiştik? Havuzcuk ile üreterde, mesanede ya da arkadaşlar üretrada bulunan idrarın tamamen bileşimi neydi? Aynıydı arkadaşlar. O yüzden yanlış sorucumuz bu. 5'in görevi idrarı mesaneye taşımaktır. Ki üreterin görevi neydi arkadaşlar? idrarı mesaneye taşımaktı. Nefronun yapısına geldik. Nefron neydi? Böbreğin yapısal ve işlevsel birimiydi arkadaşlar. Böbrekler binlerce nefronlardan meydana geliyor ve işi yapan kısımlar arkadaşlar yapılar nefronlardır. Yetişkin bir insanın her böbreğinde yaklaşık olarak 1 milyon nefron bulunur diyor arkadaşlar. Bir nefron malpiki cisimci, proksimal tüp, Henne kulpu ve distal tüp dediğimiz arkadaşlar kısımlardan, kanalcıklardan, bir boru sisteminden meydana geliyor. Malpighi cisim ise arkadaşlar glamorous kılcalları ve Bowman kapsülü var. Şu bölge arkadaşlar, şu bölge Malpighi cisimci. Sonrasında proksimal tüp geliyor. Aşağı şeklinde U şeklindeki borumuz henne kulpu. Sonra siz arkadaşlar distal tüptür ve distal tüpten arkadaşlar toplama kanalıyla idrar nereye gidiyordu? Havuzca gidiyordu. Buraya bir bakalım aman dikkat diyor arkadaşlar. Malpiki cisimciği malpiki piramitleri birbirine karıştırılmamalıdır diyor. Malpiki cisimciğinde glomerüs kılcalları ve boğman kapsülü. Malpiki piramitleri ise arkadaşlar neydi? Toplama kanalıyla aynıydı. Evet. Nefronun yapısındaki malpiki cisimciği proksimal distal tüp böbreğin kabuk bölgesinde henlekobi ise öz bölgesinde diyor arkadaşlar. Neymiş? Malpighi cisimci proksimal ve distal tüp kabuk kısmında Henle kulpu ise arkadaşlar öz bölgesinde bulunur diyoruz. Şimdi kalpten aortla böbreklere gelen kanın izlediği yol şu şekilde diyor bize. Böbrek atardamarı ile arkadaşlar böbreğe girdi kan. Getirici atardamardan sonra glomerüs kılcallarında süzülme meydana gelecek. Buradan bahsedeceğiz. Götürücü atar damar arkadaşlar nefron kanallarını saran kılcallara dönüşüyor. Sonra küçük toplar damar ile böbrek toplar damarına geliyor ve tekrardan kan nereye gidecek? Kalbe gidecek arkadaşlar. Böbreklerde glomerüs kılcalı ve nefron kanallarını saran kılcallar olmak üzere iki tip kılcal damar bulunur diyoruz arkadaşlar. Biri süzülmeyi sağlayan glomerüsle süzülme gerçekleşiyor. Diğer ise arkadaşlar normal normal arkadaşlar böbrekte ihtiyacı karşılayan oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan Normal böbrek kılcallarıdır diyoruz. Evet, şimdi burası önemli arkadaşlar. Burayı iyi bileceksiniz. Neden? Çünkü normal kılcallar ile glomerüs kılcalları yapısal olarak birbirinden farklı. O yüzden sorularda mutlaka karşımıza gelir. Aşağıdakilerden hangisi glomerüs kılcallarına ait ya da e, doku kılcallarına farklı özelliklerdir şeklinde. O yüzden bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Neler bunlar? Karşılaştırmayı yapalım. Şimdi. Vücutta sadece iki atar damar arasında bulunan tek kılcallar glomerüs kılcallarıdır. Normal kılcallarımız ise atardamar ile toplar damar arasında bulunuyor arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. İki atar damar arasında bulunan tek kılcalımız neymiş? Glamöz kılcallarıymış. Burada arkadaşlar glomerüs kılcallarında süzülme var. Geriye milim yok arkadaşlar. Unutmayın bunu. Tek yönlü bir iletim söz konusu. Madde geçiş söz konusu. Doku kılcallarımızda ise hem süzülme vardır hem de geri emilim vardır arkadaşlar. İhtiyaç duyulan maddeler dokulara geçer. Dokularda oluşan maddeler ise arkadaşlar tekrardan kana geçer. Kan basıncı normalin iki katı arkadaşlar burada. Yaklaşık olarak 70 mm civa diyoruz. Kan basıncı burada düşük arkadaşlar. Glamorous kılcallarına göre o da yaklaşık olarak nedir arkadaşlar? 40 ile 15 arasında değişiyor. Sabit olduğunu unutmayın. Glamorous kılcallarına sabittir. Ama doku kılcallarında kan basıncı ne oluyor? Gittikçe azalıyor. Hatırlarsanız şöyle bir grafiğimiz vardı arkadaşlar. Şu bizim glomerulus kılcallarına ait arkadaşlar grafiğimiz. Bu kan basıncı. Bu da ozmatik basınçtır. O yüzden sadece glomerulustan Bowman kapsülüne madde geçiş olur. Bizim doku kılcallarımız ise arkadaşlar şu şekilde bir grafiğimiz vardı. Bu kan basıncı. Bu da ozmatik basınçtı. Bu bölgede kandan dokulara geçiş vardı. Kandan dokulara arkadaşlar. Burada ise tam tersi dokulardan kana ne yapıyordu arkadaşlar? Madde geçişi vardı. O yüzden glamorous'ta kan basıncının sabit olması tek yönlü arkadaşlar taşınmayı sağlıyor. Sadece süzülmeyi sağlıyor. Ama doku kılcallarında buraya doku kılcalları diyelim. Doku kılcalarında ise kan basıncı azaldığı için gittikçe arkadaşlar kandan dokulara ve dokulardan kana çift yönlü bir taşıma karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. Evet örneğimize bakalım. Glamorous kılcallarına ait demiş arkadaşlar. Bazı özellikler verilmiştir diyor. Hangileri doku kılcallarına ait değildir diyor. Yani bize neyi soruyor? Sadece glamorous'a görülen kavramları soruyor arkadaşlar. Ne demiştik biz? İki atar damarız. O zaman bu sadece neye ait? Glamorous kılcallarına ait. Tek yönlü çünkü kan basıncı sabitti arkadaşlar glomerüste. O zaman sadece glomerülüse aittir. Sabit ve yüksek kan basıncı. Normal kılcallarda arkadaşlar kan basıncı düşüktü ve gittikçe azalıyordu. O yüzden bu da sadece glomerülüse aittir. Küçük molekülleri geçirme hem glomerüste hem doku kılcallarına ait özellik arkadaşlar. Epitel dokuda yine tüm kılcallarda bulunan özelliklerdi. O yüzden doku kılcallara sahip değildir diyor. Neymiş o zaman cevabımız bizim? Bir 2 ve 3 diyoruz. Bunlar sadece neye aitmiş? Glomerulus kılcallarına. Şimdi şuna bakalım bir. Bunlar karşımıza gelecek. Damarların içeriğiyle alakalı sorular karşımıza gelecek. Özelliğe bakalım. Oksijen oranı atar damarda yüksek, toplar damarda azdı arkadaşlar. Bu sadece akciğerde farklıydı biliyorsunuz. Karbondioksit oranı tabii ki zıttı. Atar damarda karbondioksit az, böbrek toplar damarında fazla. Üre oranı böbreklerde atılacak. O yüzden gelen damardaki üre fazla, Giden de vardı arkadaşlar üre daha azdır diyoruz. Şimdi geldik idrar oluşumuna arkadaşlar. Yapısal özelliklerden sonra idrar oluşumu nasıl gerçekleşiyor? İdrar oluşumu arkadaşlar 3 aşamada gerçekleşiyor. 3 aşama diyorum. Nedir bunlar? 1. Süzülme. 2. Geri emilim. 3. Arkadaşlar salgılama olayı. Şimdi bakın şurada bir nefronun basit bir yapısı var arkadaşlar. Bakın Getirici atardamar ile kan geliyor, glomerulus kılcallarında arkadaşlar süzülmeye uğruyor. Bu şekilde görüyorsunuz ve daha sonra götürücü atardamarla kan gidecek. Buraya süzülen madde arkadaşlar kanallar üzerinden devam ediyor. Hangi kanallar vardı? Devamında proksimal tüp vardı, Henne kulpu vardı arkadaşlar? Distal tüp vardı ve piramit kanalları vardı. Şimdi onlara bahsedeceğiz. Şimdi ne diyor burada bize bakalım. Glomerüs kılcalındaki kan sıvısının yüksek kan basıncı etkisiyle Bowman kapsülüne geçmesine süzülme diyoruz arkadaşlar. Geçen süzüntüye ise arkadaşlar sıvı ise süzüntü diyoruz. Şunu unutmuyoruz. Süzülme olayı arkadaşlar sadece pasif yolla olur. Yani difüzyonla oluyor arkadaşlar. Suyun geçişi de biliyorsunuz. Ozmoz arkadaşlar. Enerji harcanmaz. O yüzden süzülme olayında arkadaşlar. Süzülme olayında oksijen azalması demek süzülmeyi engellemiyor arkadaşlar. ATP harcanmaz diyoruz süzülme olayında. Süzülme ne diyoruz? Glamorous kılcallarından Bowman kapsülüne doğru geçiş arkadaşlar. Yüksek kan basıncıyla oluyor bu olay. O yüzden pasif yolda gerçekleşir diyoruz. Enerji harcanmaz diyoruz arkadaşlar. Evet bu zaten dile getirdi. Sülmüler TP harcanmaz demiş. Şimdi bakın Bowman kapsülündeki süzüntüde yani glomerulustan Bowman kapsülüne geçen maddeler neler bir bakalım. Su, tuz, vitamin, glikoz, aminoasit, üre, ürik asit, amonyak, kriyatin gibi küçük maddeler. Bakın bizde bir miktar ürik asit ve amonyak boşaltımı da vardır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Çok az bir oran %2'lik %3 lik oran, %3'lük orandır. O yüzden çok dikkate alınmaz. Şimdi dikkat ederseniz organik maddeler de var arkadaşlar. Bakın organik maddeler de var. şimdi bunların hepsini atacak mıyız? Tabii ki hayır. Biz bunları ne yapacağız? Tekrardan geri alacağız. Çünkü canlılar organik maddeyi dışarı atmaz arkadaşlar. Sağlıklı bireyler kolay kolay dışarı atmıyor. O yüzden geri emilim olmak zorunda. Ne bulunmuyor arkadaşlar süzülmede? Yani glomerulustan boğman kapsülüne geçmeyen maddeler neler? Polimer maddeler arkadaşlar. Örneğin proteinler. Kanımızda bulunan proteinler vardı. Albümin, globinin, ozmotik basıncı ayarlıyordu. ise arkadaşlar pıhtılaşmayı sağlayan proteindi. Bunlar süzüntüde bulunmaz. Yani biz bunlara nefron kanallarında rastlayamayız. Bunun dışında arkadaşlar kan hücreleri. Yani al yuvar yoktur. Al yuvar geçemez. Yani getirici atar damar ile getirici atar damar ile arkadaşlar götürücü atar damar arasında al yuvar sayısı neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Bunu unutmuyoruz mutlaka bizim karşımıza gelecek. Hal sayısı değişmiyor. Şimdi süzülme hızını etkileyen faktörler neler? Bir bakalım. Nefronlarda birim zamanda meydana gelen süzüntü miktarı süzülme hızını verir. Nefronlarda süzülme hızı artarsa oluşturan idrarda ne olacak arkadaşlar? Tabii ki artacak. Peki neler etkiliyor bunu? Örneğin kan basıncı, ortam sıcaklığı, adrenalin ve tiroksin hormonları arkadaşlar. Bunlar süzülme hızını arttırıyor. Bu da buna bağlı olarak da arkadaşlar idrar oluşumu ne olacak? Artacak. Mesela soğuk havalarda korku ve heyecanlıdır. Yani genelde heyecanlandığınız ya da korktuğunuz arkadaşlar idrar oluşumu artar. Sebebi budur. Kan basıncının artması arkadaşlar. Kan basıncının artması idrar oluşumunu beraberinde ne yapıyor? Arttırıyor. Kan basıncını artıran olaylar süzülme hızını dolayısıyla ne yapıyormuş arkadaşlar? İdrar oluşumunu arttırır diyoruz. Heyecanlanma, korku ya da soğuk havalarda vücut sıcaklığını düzenlemek için metabolizmamız hızlanıyor. O yüzden de soğuk havalarda da idrar oluşumu ne olur? Artar diyoruz. Şimdi geri geldik geri emilime. Dedik ya süzüntü içerisindeki maddeler, süzüntü içerisindeki maddeler içerisinde yararlı maddeler de var biliyorsunuz. Hepsini idrarla atamayız. O yüzden ne yapacağız onları tekrardan geri almak zorundayız. Ne diyoruz? Bowman kapsülündeki süzüntü nefron kanalları boyunca ilerlerken içerisindeki bazı maddelerin nefron kılcalığına geçmesine geri emilim diyoruz. Burada unutmayın süzülme pasifti arkadaşlar. Ama geri emilim olayında difüzyon, ozmoz ve aktif taşıma gerçekleşiyor. Yani ATP harcanan bir olay arkadaşlar gelemedim olayı. Bowman kapsülünde gelemedim olmaz. Bunu unutmuyorsunuz. Yani şöyle ben burada çizeyim. Göstereyim size. Şu bizim glamorous kılcalarımızdı. Bunu saran Bowman kapsülü vardı arkadaşlar. Şu şekilde gidecek bu. Bakın süzülen maddeler Bowman kapsülünde geri emilime uğramıyor. Nerede? Diğer kanallarda geri emilime uğrayacak. Ve içindeki yararlı maddeler tekrardan kana geçecek arkadaşlar. Proksimal tüp, henle kulpu ve distal tüpte arkadaşlar emilim var. Aynı zamanda devamında idrar toplama kanallarında da geri emilim gerçekleşecek. Ondan bahsedeceğiz. Şimdi bu kanallarda hangi maddeler emiliyor? Bunlar önemli arkadaşlar. Bunları bileceğiz. İlk kısım proksimal tüptü. Yani ilk inen kol arkadaşlar. Dirsek kısmı Su, glikoz, amino asit, vitamin, klor, potasyum, sodyum, bikarbonat, iyonu ve amonyum gibi maddeler emiliyor arkadaşlar. Şunu bileceğiz. Pro, e, proksimal tüpte glikoz ve amino asitin tamamı giremiyor arkadaşlar. Glikoz ve amino asitin tamamı giremiyor. Yani diğer kısımlarda henle kulpunda distal tüpte kesinlikle glikoza rastlanmaz. Henle kulpunun inen kolunda arkadaşlar. Yani şu bölümde su emilimi var. Suya geçirgen burası arkadaşlar. Bu bölüm suya geçirgen. Çıkan kolunda ise arkadaşlar mineralde emiliyor. Yani şöyle devam edersek bu bölgede yani çıkan kolda su emilimi yok arkadaşlar. Unutmayın su emilimi yok. Burada mineral emilimi var. Sodyum ve klor emilimi var. Sonraki kısım ise arkadaşlar distal tüplü. Yani bu bölge burada da arkadaşlar yine mineral emilimi söz konusu. Sodyum, klor ve bikarbonat iyonları ve tabii ki su emilimi. Dikkat ederseniz arkadaşlar her bölümde su mutlaka ne yapılıyor? Mi diyor? Bakın toplama kanalından da bahsedeceğiz. Burada toplama kanalındaki en önemli elemanımız arkadaşlar üre. Yani biz kandaki ürenin tamamını idrarla atmıyoruz. Bir kısmını geri Yaklaşık olarak %40'ını geri emiyoruz. Ve bunu tekrardan kana veriyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi de pH'in tamamen değişmemesi. Evet. Şimdi bakalım ne diyor cep notunda? Henle kulpunun çıkan kolu suya geçirgen olmadığından burada su geri emilimi gerçekleşmiyor arkadaşlar. Distal tüp üreye geçirgen olmadığından burada üre geri emilimi olmuyor. Üre yoğunluğu artıyor arkadaşlar. Unutmayın bakın diğer maddeler emildiği için ürenin yoğunluğu bu bölgede artmış oluyor. Geri emilim olayı toplama kalanında tamamlanır diyor. Orada da bir miktar emilim vardı. Üre emilimi arkadaşlar orada gerçekleşiyordu. Şimdi farklı hormonlar böbreklerimizi nasıl etkiliyor arkadaşlar? Boşaltım sistemimizi Birincisi aldosteron böbrek üstü bezlerinden salgılanıyordu arkadaşlar ve görevi kanın tuz dengesini ayarlamaktı. Böbreklerde sodyum geri emilimini artırırken potasyum boşaltımını ne yapıyor arkadaşlar? Arttırıyor. Paratormon paratroid bezinden salgılanıyordu. Kandaki kalsiyum miktarına bağlıydı arkadaşlar. Kalsiyum miktarı azaldığında paratormon salgılanıyor. Kemikten kana geçişi ve böbreklerden kalsiyum emilimini arttırıyordu arkadaşlar. ADH ise nereden salgılanıyordu? hipofiz bezinden salgılanıyordu. Bu da arkadaşlar böbreklerde su geri emilimini arttırır diyoruz. Burada ADH'ın salgılama mekanizması var arkadaşlar. Nedir bu? Kandaki su miktarı azaldığında yani ozmotik basınç arttığında arkadaşlar hipotalamus uyarılıyor. Ve hipofizi ADH salgılamasını uyarıyor. ADH salgısı arttığında bu arkadaşlar böbreklere geliyor ve su emilimini arttırıyor. Kandaki su miktarı artıyor. Kanın ozmotik basıncı dengeleniyor arkadaşlar ve daha yoğun idrar oluşuyor unutmayın. ADH salgısı arttığında idrar miktarı ADH salgısı arttığında idrar azalır. Unutmayın bunu. Ve oluşan idrar neymiş arkadaşlar? Daha derişik yani yoğun. Çünkü su eminimi fazla. Kanın suya ihtiyacı var arkadaşlar. ADH etkisiyle bu şekilde bir sonuç ortaya çıkıyor. Bakalım. Bunu söylemiştik zaten arkadaşlar. Unutmayın bunu glikoz ve aminoasitin tamamı arkadaşlar proksimal tüpte emilerek tekrardan kana veriliyor. Bu kanallarda bulunan arkadaşlar proksimal tüp enne gibi yapılarda bulunan süzüntü içerisindeki glikoz ve aminoasitin tamamı proksimal tüpte emilerek kana veriliyor arkadaşlar. Şimdi burada eşik değer denilen bir kavram var. Bir maddenin kandaki normal miktarı eşik değeri diyoruz arkadaşlar. Kandaki miktar eşik değerin üzerine çıkarsa ne yapılıyor? Geriye bilim gerçekleşmiyor ve ne oluyor? Dışarı atılıyor arkadaşlar idrarda. Bakın bir maddenin kandaki miktarına eşik değer diyoruz. Eşik değerin üzerine çıkarsa bir madde emilim gerçekleşmiyor ve idrarla ne yapılıyor arkadaşlar? Dışarı atılıyor. Mesela bunu bileceğimiz şey şu şeker hastaları biliyorsunuz. insülin yetersizliğinde kandaki şeker miktarı ne oluyor? Eşik değerin üzerine çıkıyor. O zaman da idrarda glikoza rastlayabiliyoruz. Bakın sağlıklı insanlarda, sağlıklı bireylerde kesinlikle idrarlarda arkadaşlar glikoz bulunmaz. Şimdi şuna bakalım. İdrar oluşum mekanizmasında gerçekleşen olaylar neler? Bakın burada süzülme gerçekleşti arkadaşlar. Süzülmeden sonra bu kanallarda emilim var. Proksimal tüpte ne dedik biz aminoasit ve glikozun tamamı yere emiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda su ve mineral emilimi de var. Burası anne kulpunun inen kolu arkadaşlar. İnen kolunda su emilimi var iken çıkan kolunda arkadaşlar mineral emilimi gerçekleşiyor. Su emilimi yoktur unutmayın bunu. Distal tüpe geldiğimizde yine su emilimi var. Ve yine inorganik maddelerin emilimi gerçekleşiyor. Ve en son toplama kanalına geldiğimizde arkadaşlar toplama kanalına geldi de ne var burada? Önemli olan süreni ne bileyim arkadaşlar. Gerçekleşiyor ve bunun etrafını saran arkadaşlar kılcallar var. Nefron kılcalları arkadaşlar ve emilen maddeler tekrardan kılcallara ne yapılıyor? Aktarılıyor. Evet. Sağlıklı bir insanın nefron kanallarında glikoz ve aminoasitin %100'ü arkadaşlar. Tamamı geriye gidiyor. Suyun %99'u Tuzların ise arkadaşlar %99.5'i geri emilerek arkadaşlar ne yapılıyor? Geri kana veriliyor. Üren ise %50'si, %60'ı, %40'ı şeklinde arkadaşlar farklı ifadeler karşımıza gelebilir. Ama genel olarak ifade olarak ne diyoruz? %40'ı emilerek %40'ı emilerek arkadaşlar kana verilir diyoruz. Evet, idrar oluşumundaki üçüncü olay arkadaşlar salgılama diyoruz. Nedir bu? Nefron kanallarını saran kılcallardan nefron kanallarına doğru madde geçişi arkadaşlar. Bu aktif boşaltılı bir enerji gerektiren bir olaydır. Peki hangi maddeler kandan kanallara geçiyor? Salgılama olayıydı arkadaşlar. Bakalım bir onlara. İlaçlar. Zehirli maddeler. Bazı asit ve bazıları arkadaşlar. Boya maddeleri. Amonyak. Bikarbonat. Hidrojen ve potasyum iyonları arkadaşlar salgılama ile kandan atılabilir diyoruz. Unutmuyoruz bunlar salgılama olayı dediğim gibi arkadaşlar enerji gerektiren bir olay. 3 olayımız vardı. Bir Süzülme 2- Geriye milim 3.süde arkadaşlar salgılama. Hangilerinde enerji gerekiyor arkadaşlar? geriye ve salgılama, enerji gerektiren olaylar ama süzülme pasif yolda gerçekleşen bir olaydır diyoruz. Evet <laughs> bakalım buraya ne diyor? Glamorous kılcallarından Bowman kapsülüne süzülme olayı gerçekleşiyor. Nefron kanallarından yani proximal tüp, henle kulp arkadaşlar ve distal tüp dediğimiz kısımlardan geri emilim gerçekleşiyor. Nefron kılcallarına doğru gerçekleşiyor. Nefron kılcallarından nefron kanallarına inerse arkadaşlar salgılama yine madde geçişi gerçekleşmiş oluyor. Şimdi bakalım. Sağlıklı bir insanın böbreklerinde süzülme, gerilim ve salgın olayları sonucunda idrar oluşur diyoruz. İdrarın bileşiminde neler var? Su, üre, ürik asit, kreatin dediğimiz arkadaşlar kaslarda oluşan madde, amonyak, çeşitli mineraller, vitaminler. Hatırlarsanız suda çözünen vitaminlerin fazlası idrarla atılır demiştik arkadaşlar. Ne bulunmuyor peki idrarımızda? glikoz yok, amino asit yok, kan proteinleri ve kan hücreleriyle birlikte yağ bulunmaz diyoruz arkadaşlar. Evet, örneğimize bakalım. Aşağıdaki şemada bir nefronda gerçekleşen olaylar gösterilmiştir diyor. Getirici atar ile hatırlarsanız kan geliyordu. Glomerulus'tan arkadaşlar süzülme gerçekleşiyordu. Daha sonra kan buradan gidiyordu. Kanallara gelen arkadaşlar madde içerisinde, süzüntü içerisindeki bazı maddeler Geri emilecek ve kana verilecekti. Aynı zamanda kandan da bazı maddeler arkadaşlar süzülme ile tekrardan kanallar verecekti. O zaman buna ne diyoruz? Geri emilim diyoruz arkadaşlar. Bu ise kandan nefron kanallarına salgılama olayıydı. Peki birinci olayımız ne arkadaşlar? Bu da süzülme olayıydı glomerüs kılcallarından Bowman kapsülüne doğru. Şimdi buna göre bakalım arkadaşlar hangileri doğrudur diyor bize. Bir süzülmedir demiş doğru ve kan basıncı etkisiyle gerçekleşiyor arkadaşlar. E, bu doğru öncülümüz. Biliyorsunuz pasif bir olaydı. Kan basıncı etkisiyle gerçekleşiyordu. İki salgılamadır demiş. Biz ne dedik ikiye arkadaşlar? Geri emilim dedik. E, bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Üç ise geri emilimdir demiş. Hayır biz buna ne dedik? Salgılama dedik arkadaşlar. O zaman bu da yanlış bir ifade. Cevabımız Yalnız bir. Salgılama kandan nefron kanallarına gerçekleşiyor arkadaşlar. Geriye bilim ise nefron kanallarından kana gerçekleşen, kana doğru gerçekleşen bir olaydır. İkinci sorumuza geldiğimizde sağlıklı bir insanın Bowman kapsülündeki süzüntüde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diyor arkadaşlar. Ne demiştik biz? Polimer maddeler ve kan hücreleri arkadaşlar. Yani al yuvarlar. Ne al yuvar diyelim arkadaşlar biz. İdrarda ya da nefron kanallarında bulunmayan, süzülemeyen maddelerdi. Glikoz bir monomerdir arkadaşlar. Bulunabilir. Aminasit bir monomerdir. Üre zaten atılacak maddedir. Vitamin de monomerdir arkadaşlar. Ama albümin, e, gibi arkadaşlar maddeler protein yapılıydı. Aynı zamanda al arkadaşlar yine süzülemeyen bir maddeydi diyoruz. Evet. Burada bakalım. Homeostazi dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Vücutta kararlı bir iç dengenin oluşmasıydı. Böbrekler bu konuda arkadaşlar önemli organlarımızdır. Ne oluyor? Sağlanmasında homeostazinin sağlanmasında gerçekten bazı olaylar şunlardır diyor. Karbondioksitin atılması solunum sistemiyle. Yani akciğerlerimizde atılıyor. Sindirim atıklarının atılması arkadaşlar sindirim kanalıyla atılıyor. Ter ile bazı maddelerin atılması var. Bunu deri sağlıyor arkadaşlar. Ve amonyan üreye çevrilmesini karaciğer sağlıyor. Ve ürenin atılması ise arkadaşlar böbrekler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu olaylar vücuttaki arkadaşlar kararlı dengenin oluşmasında etkilidir diyoruz. Evet konumuzla alakalı olarak arkadaşlar son olarak boşaltım sistemi hastalıklarımız var arkadaşlar. Rahatsızlıkları var. Bunlar neler bir bakalım. Birincisi idrar yolu enfeksiyonları. İdrar kesesi ve üretrada çeşitli bakterilerin üremesi arkadaşlar. Enfeksiyon oluşturması, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma gibi arkadaşlar özellikler karşımıza gelebiliyor. İkincisi böbrek taşları. İdrar kanalındaki kalsiyum miktarının fazla olması böbrek taşı oluşmaya ne olur diyor. Bunu hangi hormon tetikliyordu arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Parat hormonun arkadaşlar fazla salgılanması böbrek taşı oluşmasına sebep oluyordu. Böbrek taşları idrar yollarında tahribata neden olduğundan idrarda kanal oluşumu ve çok şiddetli ağrı meydana geliyor arkadaşlar böbrek taşı oluşumunda kanala düştüğünde kanama meydana gelebiliyor. Geldik böbrek yetmezliğine. Böbreklerin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirememesi arkadaşlar. Bu hastalar ya çok ya az ya da hiç idrara çıkamazlar diyor. E, i̇drara çıkamadığı zaman arkadaşlar biliyorsunuz böbrekte zehirli şey kanda zehirli madde oranı fazla oluyor. Burada diyaliz işlemi var arkadaşlar. Kandaki istenmeyen maddeler kandan süzülür ve temizlenen kan bireye kan geri verilir diyor arkadaşlar. Böbrek yapılana kadar hasta birey haftada 2-3 kez diyalize giriyor ve bu şekilde arkadaşlar kandaki artık maddelerin temizlenmesi sağlanıyor. Evet birkaç tane soru bakalım arkadaşlar bununla alakalı olarak. Birkaç tane soru bakalım. İlk sorumuz arkadaşlar sağlıklı bireylerin idrarında glikoz bulunmaz. Bunu biliyoruz zaten. Sağlıklı bireylerde glikoz yok. Fakat Şeker hastalarının idrarında bir miktar glikoz bulunur diyor. Buna göre demiş hangisi doğru bir ifade arkadaşlar. A şıkkında sağlıklı bir deydenin glomerasyonun boğman kapsülüne glikoz geçişi olmaz demiş. Yanlış arkadaşlar. Ne demiştik? Glikozlar geçiyor. Geri emiliyor. Kana veriliyor. Şeker hastalarının nefron kanallarında glikoz emilimi yapılmaz diyor. Glikozun tamamı emilemiyor arkadaşlar. Eşek diyenin üzerinde olduğu için tamamı emilemiyor. O yüzden ifade yanlış. Sağlıklı bireyde nefron kanalındaki glikozdan %99'u geri mi demiş. Biz ne demiştik? %100'ü geri emiliyordu arkadaşlar. Bu da yanlış bir ifade. Şeker hastalarının kanındaki glikoz miktarı eşik değerden fazladır diyor arkadaşlar. Bu kalsın. Şeker hastalarının glamorosundaki glikozdan tümü boğman kapsülüne geçer demiş. Bu da yanlış bir ifade arkadaşlar. O zaman cevabımız Denizli. Ne demiştik şeker hastalarında? Kandaki glikoz eşik miktarın üzerinde olduğu için fazlası ne yapılıyor? İdrarla atılıyor arkadaşlar. Bu doğru bir olay değil. Yeterli insülinin salgılanmamasından kaynaklanan bir rahatsızlıktır şeker hastalığı. Diğer sorumuza geldiğimizde sağlıklı bir insanın nefron kanalcıklarında gerçekleşen geri emilim olayı ile ilgili demiş hangisi doğrudur diyor. Şimdi geri emilim hatırlarsanız ne demiştik biz? Difüzyon, ozmoz ve aktif taşıma ile gerçekleşiyordu. Nefron kanallarından nereye doğruydu arkadaşlar? Nefron kanallarından kan kılcallarına, doku kılcallarına doydu arkadaşlar. Yararlı maddedir emiliyordu. Bakalım şimdi su geri emilimi anne kulpunun çıkan kolu dışında tüm kanalcıklarda ozmoz olur diyor. Doğru. Bunu biliyoruz zaten genel olarak su sadece pasif yolda taşınabiliyor. Ancak aktif taşıma yoktu arkadaşlar suyun taşınmasında. Toplama kanalındaki ürenin bir kısmı difüzyonla geri emiliyor. Doğru. Glikoz ve tamamı distal tüp demiş arkadaşlar. Distal tüp değil de neydi? proksimal tüptü. O yüzden bu da yanlış bir ifade arkadaşlar. O zaman ne diyoruz cevabımız? 1 ve 2 diyoruz. Evet. Üçüncü sorumuza geldiğimizde insanda homeostazinin sağlanmasında görevli bazı organlar yapılar gösterilmiştir diyor. Bu organlardan karbondioksit atımı. Hangi organ yapıyordu arkadaşlar karbondioksit atımını? Akciğerlerimiz yapıyordu. Akciğerler nerede? İkinci resmimiz. O zaman akciğerler diyoruz. Karbon atımını da iki diyoruz arkadaşlar. Üre sentezi böbrek mi karaciğer miydi? Karaciğer değil mi arkadaşlar? Böbrekler boşaltımını sağlıyor ama dönüşüm üre oluşumu karaciğerde gerçekleşiyordu. Yani 3 diyoruz. Üre atımı ise arkadaşlar böbreklerde gerçekleşen bir olaydı. Dediğim gibi karıştırmıyorsunuz. Genelde bu karıştırılan bir kavramdır. Üre oluşumu karaciğerdedir arkadaşlar. Böbrek sadece oluşan üreyi dışarı atar. Yani bir dönüşüm olayını gerçekleştiremez. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Boşaltım sistemi güzel, zevkli ve kolay bir konudur. O yüzden hepinize şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda inşallah görüşeceğiz. Kendinize